Allah Allah, yani şurası küçük gibi ya. Otur. Görüyorsun. Şöyle. Alt taraf böyle şey oluştu. Şuralar böyle direkt çöküp kalıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Ne kadar çok karıştırabilirseniz bu 4-5 günlük bekleme süresinde o kadar iyi. Yani bu alt taraflarda daha çok gün içinde kalıyor ama ya üzerine de bir şey koymadık. Yani dışarıda kalmasını engel olalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda külde zeytin yapma nasıl oluyor? Bunu anlatacağız. Neler yapılması gerekiyor veya neler yapmamanız lazım? Nelere dikkat etmeniz lazım? Bu videomuzun içinde bulacaksınız. Şimdi tersten başlıyoruz. Nasıl tersten başlıyoruz? Videomuzda zaten göreceksiniz. En son işte 2 haftadır salamurada olan zeytinlerimiz. Şimdi biraz önce tadına baktım. Şöyle külde olanların şöyle rengi belli oluyor mu? Kırmızımsı bir su, zaten daha önceki şeylerde de söylemiştim. Kırmızımsı bir su oluyor diye 3 gün beklettiğin zaman külden sonra. Yine burada da bu şey şöyle daha güzel belli oluyor. Görüyor musunuz? Kırmızımsı su var. Bu normal salamura tuzu ve limon tuzuyla yapılmış salamura suyu. Bunu da ekstradan hafiften de sirke atmıştım. Pek bir tat fark edemedim. Ondan sonra yani bu kırmızılık burada da var. İkisinde de. Kırmızı neyden oluyor onu çözemedim. Diğer bir suyla bakmadığına. Mesela başka salamura suları aynı ama başka zeytinler. Onlarda bu şey kırmızılık yok. Tadı güzel. Hafifimsi, çok hafif bir şey geliyor. Kül tadı gibi değil de değişik bir tat var. Ama tadı güzel. Peki nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar tencerede kül duruyordu şurada biliyorsunuz. Sonra külü su. Annem boşaltmış. Tencereyi mahvetmişiz. Yani buradan da ne yapmayacağımızı anladık. Bunu tencerede yapmıyorsunuz arkadaşlar. Külü ıslatma işlemi tencerede asla yapmıyoruz. Tenceremizi mahvediyor. Yani plastik leğen gibi bir şey gibi oralarda yapmakta fayda var. Tencerenize yazık olmamak adına, görüyor musunuz? Tencereyi mahvetmiş. Evet, ondan sonra başka tahta kaşık veya kaşık kullanmıyoruz diyelim. Çünkü metal zaten kullanırsak çizer. Kaşık kullanırsak da şuradan var mı burada örnekleri? Örneklerinden göremedim. Yani şuralarını eziyoruz. Kesmiş oluyor. Birazcık zedeliyor. O nedenle şu mesela bakın şu normalde bu kaşıktan dolayı olmuş bir şey. O nedenle de ne yapmak lazım? Şu bulaşık eldivenleri var ya böyle. Şey değil, bu aynı eldiveni değil. Sağlam olması lazım. Çünkü bu şeyi çok güçlü temizleme için de kullanıldığı için bazik bir yapısı var külün. Elinize zarar verebilir. Normal çıplak elde yaparsanız elinize zarar verir. Bu nedenle de böyle bir eldivenle bu karıştırma işlemini yaparsanız yani küldeki karıştırma işlemini bu da bir tüy olarak size gelsin. Yani neyle yapmıyoruz? Tahta kaşıkla. Yani daha doğrusu kaşıkla yapmıyoruz. Tahta kaşıkla zedeleyebiliyor. Hele hele zaten ikinci, üçüncü günden sonra dibine iyice çökmüştü. Vücudumuzun içerisinde göreceksiniz. O zaman evet şu an ya o lezzetin tadını yedim. Lezzetin tadını yedim. Nasıl bir ha? Lezzeti yedim. Tadına baktım diyeceğime. Lezzetin tadını yedim. Ne güzel. Şurada eri çekirdek vardı. Burası da tam patlanmamış. Ben de oldu sandım. İyice becerememiştim. Ha bir de şu var arkadaşlar. En güzel aslında cümleyi bırakayım artık. Konuşayım. Yanlış bir şey yaptım. Doğru bir bilimsel çalışma olabilmesi adına aynı zeytinin bir aynı aldığım diğerdeki zeytinden birazını böyle çizerek yapmış olsaydım farkı belki daha iyi karşılaştırabilirdik. Onu yapmadık. Orada bir eksikliğimiz var. Fakat şunu söyleyebilirim. Domates zeytini çok tavsiye ediyorlar zaten kurma için. Fakat benim 1,5 aydır hatta
hala tatlanmadılar. Yani düşünün, 1,5 ay olmuş. Ayın kaçı bugün? 12'si. 11'e. Tam 1,5 ay olmamıştı. 40 günü geçti. 40 gün falan. Yani 40 gün geçti. Tatlanma hala olmadı. Acı durmadan da suyunu da değiştiriyorum. Hatta bazılarını hadi biraz geç olsun dedim ama 2 güne bir, 1 güne bir suyunu değiştirdiklerim de var. Onlar daha tatlanmadılar. Bu normalde ne oldu? Külde 5 gün bekleyerek gayet de hızlı bir şekilde tatlanmış oldu. Gerçekten de güzel bir aroması var. Sizler de deneyebilirsiniz. Yani sezon ilk başladığı zaman, yani şöyle söyleyelim, daha yeşil zeytin ilk çıktığı an alırsanız, hani 5 gün külde bekletseniz, 3 günde suyunu değiştirerek ıslattınız, ne yaptı? 8 gün. 14 günde salamura suyunda beklettiniz, 22 gün. Zaten bu 1,5 ay falan, 1,5-2 ay civarı sürüyor zeytin. Yani bu süreç içinde eğer beğenirseniz daha zeytin sezonu bitmeden artırabilirsiniz. Ha, velev ki damak tadınız uygun gelmedi. Yine bildiğiniz klasik eski usul zeytinlerinizle devam edebilirsiniz. Ama benim hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ederim. Yani umarım videomu beğenirsiniz. Biraz uzun bir video oldu ama bütün detayları belirttiğimiz için herhangi bir soru işareti kalmaması adına her şeyi denedim, gösterdim diye umuyorum. Yine de sorunuz falan olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone değilseniz destek olma adına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden geri kalanı için iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilginç bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün günlerden ne ya? Anam kıyı bitiyor bunu lan. Allah Allah. Arkadaşlar. 19 Kasım Perşembe. Şimdi saat 19.51. Ne yapıyoruz? Bu odun külü. Odun külünü eledim. Biraz İlginç bir video. Aslında bizim tam kanalımızın konseptine de uygun değil ama kül kısmı uyuyor. Külü biz niye kullanıyoruz, uzun külünü? İşte tavukların bilmem ne deşinip bitlerden arınması adına toprağa serpin diye hep söylerler. Peki külün başka faydaları var mı? Var. Eskiden mesela temizlik için kül kullanılıyormuş. Yani bu beyazlatmadır şeydir. Ciddi şekilde faydalı faydalı demeyelim de ne diyeceğiz, etkili olduğunu söylüyorlar. Ama bu seferki kız kardeşim bir video göndermiş. Külde zeytin kurulumu. Yani bu Hatay yöresinin Hatay tarafında meşhurmuş. Çok eski tarihte ilk zeytinler hep böyle kül üzerinde yapılmış, külde kurulmuş. Şimdi bu odun külü, başka kül olmayacak. Bunu eledim. Tabii şu sıralar kaloriferde odun yakıyoruz. Fakat öyle şanslılık mı diyeyim artık, ne denk geldi ki. Babam boşaltmış külü. Azıcık oradan çıkardım. Sonra amcamların, iki amcam da kül, onlarda da odun yakıyorlar kaloriferde. Komşu komşunun külüne muhtaç ya. Dedim bir de onlardan alayım. Ayda. Onlar da yeni boşaltmışlar. Diplerimden sıyırarak ederek yani kül çıkardım. Şimdi bu külü nasıl yapacağız? 3 kilo yeşil zeytinimiz var. Bu yeşil zeytin ne yapılıyor? Domat cinsi zeytin aldım. Zeytinleri tabi hangi usul yaparsanız yapın güzelce yıkamanız lazım. Çünkü sonuçta bunlar ilaçlanıyor arkadaşlar. Yoksa kurtlanır. Doğal olarak maalesef artık hiçbir şey kalmıyor. Mecburen ilaç atıyorlar. Neyse, domat türünde yeşil zeytinimiz var. Peki nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu elenmiş odun külüne kaynar su. Su kaynattım. Bunu yoğurt kıvamında olacak şekilde yapacağız. Bakalım inşallah yeter. Vallahi. Yani ha, kül ne kadar derseniz, külde ölçü yok maalesef. Yani bir tartma göz kararı yeteceğini düşünerek yaptım. Aşağıda eledim. Külün gerisi var ama
Evet arkadaşlar, kameramızın şarjı bitti. Yani fena değil ya, tamam. Kıvam, yoğurt kıvamında diyor. Bence iyi. Yani az mı geldi, biraz sileyip mi gelsem dedim ama yani çok da sıkıntı olmayacaktır. Biraz daha koyu olabilirdi aslında ama biraz yok be. Evet. Şimdi buhardan kameranın ön tarafı buhar oldu. Şimdi şöyle buradan bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinimiz 3 kilo arkadaşlar. 3 kilo zeytin, 5 kilo bidon, 5 litrelik kiloluk değil de litrelik yememiz lazım. Kilo başka şey. 3 litrelik şeyler için tam uygun oluyor. Bidonlara çok uygun bir şekilde alıyor. Dediğim gibi daha önceki videomda bu epey bir süre video çekmeme, video ara vermemdeki şeylerden biri de bu pazarlara çıktım. Biraz erik vardı, ancelikler türünde. O erikten toptancıya vermiştik. Ağaçlarda kalanlar kalsın dedi. Oğlum ya dedim, niye kalacak? Sonuçta ben dedim bunları satarım. Yem parası yaparım. Tavuklara, kazlara neyse. Gerçekten de yani bayağı bir 1500-1600 liralık zeytinyağı erik satmışım. Tabii bu az geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz az geldi. Biraz daha elemem lazım. Neyse. Üzerine eleyip mecburen biraz daha su katacağız. Neyse. Kül getireyim. Ya burada tabii bu külde zeytin yapma şehirde düşündüğümüz zaman en zor kısmı külü bulmak, odun külü bulmak. Yani diğerleri kolay. Patlanması çok hızlı şekilde oluyormuş arkadaşlar. 3-4 güne o, hem de dilmiyoruz. Bu zeytin hiç dilme falan yok, çizme yok. Direkt dikince koyuyorsunuz. Ve böylece daha uzun süre dayanıklı kalıyor. Yani salamura aşaması yine aynı. Salamura suyuna normal koyacağız bu 4-5 günden sonra da. Ben tabii 5 gün tutayım diyorum. Emin olmak istiyorum yani daha tatlandığına. Ya tadını kontrol etmek lazım tabii. Yani çok ilgincime gitti. Çok ilginç geldi bana. Hayatımda hiç duymamıştım. O nedenle sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim. Yani burada tabii bütün süreçleri göstereceğim. Yani videonun tamamında hepsini göreceksiniz. Yapılım aşaması, salamura aşaması nasıl? En son yemeğe kadar, yani yaklaşık 25 gün sonra video artık sizlerle buluşacak inşallah. Buna birazcık daha getirsek iyi ya. Biraz kül var nasıl olsa aşağıda. Alayım geleyim, eleyeyim. Ondan sonra cazım külün içinde kalsın. Şöyle aslında batıyor gibi de tam da batmıyor. Evet arkadaşlar, yani bu odun külünde zeytin nasıl yapılıyor? Bundan sonraki kısmı bir daha şimdi çekmeyi durdururum. Diğer kısımları hallederim. Kireç, hemen şekil işlemişim. Kül getirip ederim de. Yani bunu günde 4-5 defa böyle gelip alt üst edeceğiz. Karıştıracağız. Uygun bir yere koyarak. Evet, işte bu sene pazarlara takılınca hayatımda hiç öyle zeytin meyitine uğraşmamıştım. Yani bizim Isparta yöresinde insanlar genel olarak eski şeyde, çok eskiler, annemler hep tavşan yüreği derler. Tavşan yüreği zeytinde sadece Antalya'da yetişiyormuş. Yani Antalya yöresine has. Eskiden buraya yakın olunca herhalde o zeytin geliyordu. Tavşan yüreği biliyorlar. Ondan sonra tabii domates zeytini var. Marzanilla diyorlar. Sonra işte bir sürü değişik zeytin var. Ben erik satmaya gittikçe zeytincilerde zeytin gördükçe zeytin aldım. İlk zeytin işte 8 kilo almıştım. Bu annem dedi ya zaten 15 kilo falan alacaktık, az almışsın dedi. Onlar ondan sonra kablocuya gittiler bir haftalığına. Tabii ben pazarlara gitmeye devam ediyorum. Her pazarda 5'er 6'şer kilo ala ala onlar gelene kadar 30 kilo mu oldu?
32 kilo oldu. 32 kilo zeytin yapmışım. Sonra onlar geldikten sonra da bir 3 kilo eğri çekirdek diye bir zeytin varmış. Kırma yapılıyormuş. Onu gördüm, onu aldım. Yani kız kardeşim gönderdikten sonra bu 3 kilo dedim ne olursa olsun alayım domates türü. Sonra yemlik var arkadaşlar, yeniden aldım. Bunu yuvarlama diyorlar işte. Tuzla yapılıyor. Bakın zeytinlerimi de göstereyim bu arada. Ay, biraz ışık. Burası biraz karanlık olmuş. Şöyle ışık yakalım da. Görüyor musunuz? Şöyle 3 litre, 3, 5 litrelik su bidonları 3 kilo için çok ideal oluyor arkadaşlar. Şu küçükleri daha erken başlamak için küçük yarım litrelik şişelere, 1 litrelik şişelere yaptım. Onların suyunu her gün değiştiriyorum. Bunları biraz daha geç değiştiriyorum. Bu şekilde. Şunlar benim 2,5 kilo pardon, 5 litrelik şeylere koyuyorum. Ondan sonra böyle sallıyorum zeytinleri. Tuzu alt üst ediyoruz. Yani mutfağa geldikçe bu bizim ceviz çıkardığımız kuruçka makinesine koyduğumuz yer. Burada işte bu şekilde şey yapıyorum. Bunların suyunu da artık işte 2 güne bir, her gün 2 güne bir değiştirmeye başladım. Önce biraz uzun, ilk zamanlar geç değiştirmiştim de. Böyle tatlanmasını bekleyeceğiz. Yani uyarılarını da yazdım. Tarihini yazmadım, hangi gün yaptığımı da, ama hangi cins zeytin olduğunu yazdım. Evet, bizim konumuz tabii külde zeytin. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Videonun devamında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dün üzerine biraz daha kül ekledim. Tabii gece şimdi karıştırdım da sabah, bu sabahı şöyle dibe çöküyor bu küller. O zaman çıkarması, bu karıştırması iki şey de zor. Sürekli karıştırınca sıkıntı yok da. Bakın altı topaklanmış oluyor şuralarda. Yani geceden sabaha kalınca o ilk aşamada zorlanıyorsunuz. Şuralar böyle direkt çöküp kalıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Ne kadar çok karıştırabilirseniz bu 4-5 günlük bekleme süresinde o kadar iyi. Yani bu alt taraflarda daha çok kül içinde kalıyor ama ya yani üzerine de bir şey koymadık. Yani dışarıda kalmasını engel olalım. Zeytinleri neyse. Mümkün mertebe karıştırmayı fazla tutarsanız o eksikliği giderirsiniz. Ya üzerine ne koyabilirim ki ben? Onu da bir şey yapamadım. Böyle bir aparat da düşünemedim. Yani siz bulursanız böyle bir teknik, zeytinler dışında kalmayacak. Hepsini küllü şeyin içine sokacak. Onu uygulayın ama bayağı bir şey çıkarıyor, gaz çıkarıyor. Enteresan. Nasıl oluyor anlamadım. Demek ki acısını atmaya hemen başladı ilk günden. Alttan köpükler, şeyler çıkıp duruyor. Oh, kokusunu bir görseniz. Şu kireç, hemen kireç demişim. Külün kokusu vardır ya. Islaktır. Güzel bir koku. Bakalım nasıl bir tat olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Evet. Durum bu. Günde artık her dışarı çıktıkça mutfağa gelip şuna bir el atacağız. Evet arkadaşlar. Bu 1,5 gününcü cumartesi sabah. Şimdi hem sabah geldiğimizde nasıl bir şeyle karşılaştığımızı göstermek için yaptım. Bakın. Şimdi ilk böyle ara verince, tabii geceden karışmayınca geceyi şu dibe şey gibi sıva gibi çöküyor arkadaşlar. Kireç. Ben kireç diyorum. Ben bunu hep kireç deyip duruyorum. Şey, kül. Evet şuradan bu normal yani. Başınıza gelecek yaparsanız şu alt taraf, evet bunu yemedim ki altı. Bir taraftan girsem şeylere de zarar vermek istemiyorum. Ne o? Zeytinleri. Şöyle. Yürü. Çıkarttık. Gördünüz?
resmen beton gibi ya. Ama burayı şöyle başladım mı bir taraftan bir gideceğim. Çünkü tahta kaşıkla zeytinleri zedelerim diye korkuyorum. Gerçi demir metal olsa daha kötü. Daha çok keser. Allah kaçtı dışarı. İşte bakın. Şöyle. Betonlaşıyor. Dibe çöküyordu. İlden içine. O nedenle bir taraftan açtınız mı ondan sonrası kolay. Ondan sonrası çok kolay. Bakın çözdük betonu. Hemen aynı yerden devam ettim. Evet. Bu taraftan da elime tutuyorum. Çünkü yoksa tencere açıp kaçacak. Tencere kaçacak. Gördünüz. Şuraya. Şöyle. Gel buraya. Gel. Evet. Yani bir zorluğu işte bir zorluğu bu. Sabaha ilk şeyde zorlanıyorsunuz. Ondan sonra daha sık sonuçta gündüz çok ara vermediğimiz için yani gündüz ara verseniz aynı akıbete uğrayacağınız. Dibe çökecek. Ondan sonra karışmayacağın ya o ben diyecek. O nedenle çöktürmeden yapacağız. Biraz artık son güne kadar bir daha video çekmem. Yani şey bütküldeki en son alacağımız zamanı gösteririm herhalde. Sadece aşama aşama nelerle karşılaşacağımızı göstermek adına bunu da eklemiş oldum. Evet arkadaşlar. Küldeki zeytinimiz bugün 5. gününe girdi. 5. gün bitmedi. Perşembe akşam koymuştum. Bugün 24 Kasım Salı. Akşam alacağım. 5 gün tamamlanmış oldu. Bir gün fazla yani 1-2 gün fazla tutmuş oldu. 3 gün falan diyorlar. Dün bir tanesini yıkayıp baktım. Tatlanmış gözüküyordu. Burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kaşık önemli. Şöyle tahta kaşık böyle benim gibi kenarları keskin olursa kesiyor. Artık yani şu an tabi sabah ilk karıştırmam ama gündüz bile 1-2 saat geçtikten sonra karışmakta zorluk yaşıyor. Dibe direkt aynı şimdiki gibi sıvanıyor. Yani böyle betonsu yapı oluşturuyor. Direkt artık gitti. Tabi külün şimdi internetten de bakmadım ama tahmini yorum yapıyorum. Herhalde biraz bazik özellik gösteriyor. Çünkü bu zeytin asidik şeyi var. O zaman kül bazik gösteriyorsa reaksiyona girerek böyle bir bunun asiditesini azaltıyor. Böylece bir tatlandırma yani olayı öyle oluyor diye düşünüyorum. Tabii bunu atmosferi söyledim ama bir bakacağım. Bu söylediğim şeyin altına da doğru bilgiyi yazarım yani videodaki şey kısma. Vallahi yani çok zorlaştı. 2 günden sonra direkt böyle üst taraflar hep böyle oluyor. Şu dibe inmek gerçekten zor. Hatta ve hatta ne diyeyim size. Şunları çizgi veriyorum. Parçalanabiliyor arada bir zeytinlerden. Şimdi şurayı açmaya çalışacağım. Bir tek onu göstermek için yani. Allah Akbar. Allah yani şurası kötük gibi ya. Otur. Gördün mü? Şöyle. Alt taraf böyle şap oluştu. Şöyle bir betonsu yapı oluşuyor artık. Yani öyle şeye kadar gerek yok. Sabaha kadar beklemesine de gerek yok. Bu ikinci, üçüncü günden sonra her karıştırmada ya bu kadar olmasa da tabii böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Artık rengine bakın bayağı bir garipleşti. Şöyle. Neyse. Durum bu. Artık bundan sonra yıkama aşamaları nasıl olacak onları göstermiş olurum. Evet arkadaşlar. 5. gün oldu. Şöyle biraz su kattım ki alması kolay olsun diye külün içine, kül suya. Şöyle gerçekten pH'i çok yüksek yani bazik bir şeymiş kül. Odun külünün pH'i için 13 diyor. Yani 14 en yüksek baz derecesi düşünürsek
Çok ciddi şekilde yüksek. Asidik topraklara özellikle odun küllerini gübre olarak kullanmayı tavsiye ediyorlar. Asitliği düşürmek adına. Yani pH 7'ye falan çekebilmek için. Eğer odun külü uygularsanız ciddi şekilde toprağı asitlikten kurtarıyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bunun su katma sebebim şu katılıklar gitsin diye. Evet. Şimdi bunları böyle alacağım. Böyle yıkayacağım. 3-4 defa. Sonra da 3 gün normal yine 5 litrelik su bidonuna koyup, ne oluyor lan, kazlar bağırıyor. 3 gün şey yapacağım. Suyunu değiştireceğim her gün birer kere. Üçüncü, dur lan, dur, tahta kaşık gelin oraya. 3 gün sonunda da salamura suyunu yapıp işte 15 gün normal klasik usulü nasıl yapıyorsanız yeşil zeytindeki salamura suyunu aynen öyle yapıp yemeye başlayacağız inşallah. Tadına ben baktım. Ben tatlı buldum. Annem tatlı değil acı dedi. Külünden bir şeydir. Yani acı zeytin acı geldi ama ben 2-3 yedim. Tatlanmış gördüm. Bakalım. Evet. Durum bu arkadaşlar. Şunları yıkayacağım. Evet. Yıkadım. Süzdüm. İyice yıkadım. Tabii ben yine iyice emin olmak adına şöyle biraz suda bekleteceğim. Yani daha bidonu almadan önceki şeyde. Şöyle bir saatte bir suyunu değiştirip yani 3 kere falan değiştirip 3 saat sonra normal bidon alıp 3 gün değiştireyim diyorum. Şöyle biraz daha temizlenmiş olur. İster istemez kül iyi şey yapmış. Ama rengini görüyorsunuz zaten. Rengi değiştirmiş. O ilk renkten bazıları biraz fazla yeşilliği duruyor. Belki bunlar acımsı olabilir mi bilmiyorum ama. Hayırlısı artık. Girdik bir işe. Göreceğiz. Sorun bu. Evet, bu ikinci sürüşüm arkadaşlar. Şura bakın, belli oluyor mu? Kırmızımsı su oluşuyor. Enteresan. Nasıl bir şey olursa. Yani ikinci bir saati bekledi. Şöyle köpükleniyor gibi kırmızımsı bir su oluştu. Tam belli olmadı ama şuradan belki biraz şey yapabilir. Bir cep telefonunun ışığı tutalım. Daha net belli olabilir belki. Yetmiyor. Işık yetmiyor arkadaş. Ay. Az biraz daha. Bunun da biraz daha az kalmış. Kapatıveriyor kendini. Görüyor musun? Evet. Şöyle. Enteresan. Kırmızı renk nasıl oluştu anlamadım. Detay olarak. Evet. Yıkamaya devam ediyorum. Suyunu değiştirmeye. Evet arkadaşlar. 5 gün külde suda beklettiğim zeytinleri 3 günde durulamıştım devamlı. Bir de 3 defa suyunu değiştirdim. Bayağı bir kırmızı olmuştu. Bakın bizim kül ne hale geldi. Küllü su felaket bir şekilde köpürdü. Ben bunu durulur da külü kullanır mıyım külün üstüne söylemiştim. Şimdi alttaki zeytinlere de biraz tatlandırma yapmıştım. Öyle olunca kaynattığım, soğuttuğum şöyle salamura suyu yetmedi. Şunlar üçüne dört camlara koydum. Ne yaptım? Yani kendinize göre bu salamura ölçüsünü söylemeyeceğim. Çünkü böyle bir şey yok, rastgele yaptım. Hem normal salamura tuzu bir de limon tuzu kattım. İki tanesine de azıcık elma sirkesi katacağım. Şunlar elma sirkesi değil de şuna elma sirkesi. Bir de şunu yapacaktım ama suyum bitti. Ve artık bunu yarına bir daha su hazırlayayım. Diğer şey lazım olur. Ya hazırlayayım gelim ya aşağıdan. Dur şimdi yapayım. Durum bu. Bakalım bir 15-20 gün sonra nasıl olacak tadı. Onu da sizlerle paylaşmış olacağım tadarken. Bu işi yapan kişiye sordum. Yani dedim bu 3 günde suda beklettim ama kül tadı gitmedi. Yani bakıyorum
Hala var. Bir de suyu da devamlı kırmızı. Eski kadar kırmızı olmasa da kırmızılaştırıyordu bıraktığı suyu. Bir haftada gittiğini, çok da güzel bir tadı olduğunu, yani nasıl bir tadı olduğunu kendisiyle paylaşmamı istemiş. Kendileri çok seviyormuş. Evet, bu da böyle. Bakalım, inşallah memnun kalırız. Tadı nasıl oluyor onu da sizlerle paylaşmış olurum. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone değilseniz destek olma adına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.